Eğer bir işi yaparken içinde aşk ve tutku varsa o iş mutlaka çok daha farklı ve çok daha güzel oluyor. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olan Mert Öcal, Bebek'te aracının içinde görüntülendi. Yeni projeler olacak mı? Dizi mi? Ya yeni proje zaten biliyorsunuz, bir dizi vardı, konuk oyuncuyduk. Evet. Oradan ayrıldık. Geçen yıl Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Öcal, televizyon oyunculuğuna ara verdiğini açıkladı. Güzel projeler gelecek yolda. Çalıştığımız şeyler var yani. İstediğiniz bir rol var mı peki? Yani, televizyon oyunculuğu yani... düşünmüyorum ya. Ya bunların arasında televizyon dizisi yok. Dijital içerikli işler var daha çok, onlara yöneldik yani. Bir nedeni var mı peki? Hani çok yorucu, vakit kalmıyor. Yani hiç hayatını planlayamıyorsun yani. Evet, set şartları çok ağır. O yüzden benden şu an yetişemiyorum. O yüzden bir süre ara verdim televizyon oyunculuğuna. Önceden çünkü oyuncular senaryoya bakar, hani televizyonu dijitale ayırmaz. Siz sanırım bu sefer tam tersi, birazcık daha dijitale. Evet. Yani gecemiz gündüzümüz belli değil. Herkesin de işi çok zor. Allah herkese kolaylık versin televizyonda iş yapanlara yani. Kesinlikle öyle. Sizin var mı peki istediğiniz bir rol? Hani bir ters köşe yapmak ister misiniz? Ters köşe yapacağım ben. Yapacağım. Öyle yakında mi? Bir ters köşe yapacağım. Hiç detay vermiyorum ama yakında bir ters köşe yapacağım. Seviyorsun. Bayağı şaşırtacak bir şey yapacağım ama. Öyle mi? Evet. Merakla bekliyoruz biz de. Yakında abi. Veririm, sürprizi söylerim yakında. Mert Öcal'a Tamer Karadağlı ve Saruhan Hünel gibi ünlü oyuncuların sosyal medya fenomenlerine başrol verilmesine tepki gösterdiği hatırlatıldı. Yıllardır böyleydi zaten. Yani sosyal medya çıktığında böyle olmadı ki, zaten yıllardır böyleydi. Yani her zaman bir adaletsizlik, yanlış kararlar oluyor. Bu şey ya, herkesin kısmetidir ya. Yani hani başka o rolü oynayanlara laf atıp sorgulamak gerekmez bence yani. Herkes kendi işine baktığı sürece bir sorun yok ya. Yani. Oluyor yani. Peki, burası Türkiye, burada her şey olur. Kesinlikle öyle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun.